Lisenin kötü olup olmaması aslında o kadar da büyük bir etken değil. Kötü sınıflardan doluşturup öğrencileri buradan para kazanıyorlar. Arkadaşlar, sizin orada olmamanız lazım. Kendinizi özel planlayın. Gidip de bir matematik kaynağının ön sayfasını açıp içindekileri sırasıyla bitirmeyin mesela. Merhaba arkadaşlar, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün sizinle çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. YKS serüveninde para harcanan ve karşılığında bir hizmet alınan şeylerden konuşacağız. Gerçekten bu hizmetleri değiyor mu? Nasıl satın almak lazım? Neden satın almak lazım? İnsanlar bunları neden sürekli satın alıyorlar? Bunları konuşacağız. Arkadaşlar, bu para verilip satın alınan şeylerin başında aslında YKS sürecinde başı çekiyor dershaneler veya temel liseler. Yani bir yılınızı orada geçirdiğiniz, sürekli oraya gidip oradaki vaktinizi değerlendirdiğiniz yerler. Şimdi bu dershaneye gitme mevzusu arkadaşlar, bizim fikrimiz genel olarak insanlar okulu yetersiz görüyorlar. Yani okulun aslında devlet okulu olduğu için bir yetersiz görme var okulu. Bu okulu değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki işte temel liseye gidelim. Farklı olsun, para verelim, özel olsun. Çünkü ne? Devlet lisesi kötü. Dershaneye yazdıralım, okula ekstra olsun. Orada da bazı şeyler çözsün, bir şeyler olsun, verim artsın falan filan. Bazıları da şöyle düşünüyor. Abi herkes yazılmış, bütün arkadaşları diyor ki ben de yazılayım. Herkes yapıyorsa bir doğru bildiği vardır değil mi herkesin? Yoktur arkadaşlar. Herkesin yaptığı şey doğru olmak zorunda değil. Popüler olan değil. Doğru olan yapılmalı. Şimdi asıl bu işin doğrusuna gelelim. Bu işin doğrusu ne olmalı? Bakalım. Lisenin kötü olup olmaması aslında o kadar da büyük bir etken değil. Neden diye soracaksınız. Liseniz kötü diyelim. Benim lisem de o kadar iyi değildi bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Bu da TEOG'dan 416 almıştım. Yani lisem o kadar iyi değildi ama son sınıfta açık liseye geçerek bunu telafi ettim. Ne yaptım? Okul kötüydü. Tamam. Ne yaptım? Bu kötü olan şeyi para vererek üstüne düzeltmeye çalışmadım. Ne yaptım? Direkt kestim attım okulu. Ondan sonra kendi imkanlarımla hazırlandım. Sizin de düşünmeniz gereken şey şu. Okul kötü ve okul benim ne kadar vaktimi alıyor? Okul sizin çok vaktinizi alıyorsa, eğer işte sabah 9'da gelip 3'te çıkıyorsanız, size hiç çalışacak vakit ya da şey yapacak enerji bırakmıyorsa, arkadaşlar okul o kadar faydalı değildir. Bu faydalı olmadığı kararını bu şekilde verebilirsiniz. Herkes yapıyor diye değil. Faydalı olmadığı kararını verdikten sonra bunu nasıl tamamlayabilirim? Herkesin gittiği dershaneye mi gitmeliyim, yoksa işte gerçekten faydalı, gerçekten tanıdığım iyi bir dershane mi? Hocalarını bildiğim, işte bunu yapmalısınız arkadaşlar. Bu tarz şeyleri düşünmelisiniz. Sakın arkadaşlarım orada, ben de kesin orada olmalıyım. Onlar kazanacaklar, ben de kazanayım tarzında düşünmeyin arkadaşlar. Düşündüğünüz gibi olmaz. Arkadaşlarınızın çoğu fail olabilir. Dershane mevzusundaki şeyleri genel olarak anlattım. Yani insanlar herkes yaptığı için yapmaya çalışıyor. Size kendi hayatımdan bir anımı anlatayım. Benim 9-10 ve 11. sınıfta lise hayatım boyunca gerçekten kendime çok yakın hissettiğim bir arkadaşım vardı. Ona da buradan selamlar. Kendisini tanıyor. 12. sınıfta ben açık liseye geçme kararı vermiştim. Ama o okulu zaten sürekli beğenmeyen biriydi ve okulu bıraktı ama temel liseye geçti. Bizim zamanımızda o temel liseler çok meşhurdu. Şimdi o temel liseye geçme kararını verdikten sonra ben düşünüyorum rasyonel bir şekilde. Diyorum ki bu adam buraya para verdi, muhtemelen kazanır. Hayır. Bu şekilde hiç düşünmedim arkadaşlar. Önemli olan kendi yaptığınız şeyler. Yani okulun size verdiği değil. Ben onun okuluna da gittim ziyarete ve gördüğümde şu oldu. Size satılan şey muhtemelen masa, sıra, sandalye, sınıf tarzında şeyler. Siz materyal olarak şeyleri görüyorsunuz ve diyorsunuz ki bu adamların binası var. İşte bu adamların bir sürü öğretmeni var. Tamam, o zaman burada ben sınavı kazanabilirim diyorsunuz. Düşünmeniz gereken şey kesinlikle bu değil. Kesinlikle. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Yapmanız gereken şey şu. Gideceksiniz, hocaları bir konuşacaksınız. Hocalar gerçekten nasıl? Hocaların eski öğrencilerini bulabiliyorsanız eski öğrencilerinize o hocayı soracaksınız. Bu adamlar kaç kişiyi kazandırmış? Bu dershane kaç kişiye sınavı kazandırmış? Bakacaksınız. Sakın pazarlama oyunlarına gelmeyin. Adam diyecek size işte biz şunu şuraya kazandırdık, bunu buraya kazandırdık. Peki kazanamayanlar, işini iyi yapan dershaneleri hariç tutuyorum ama şöyle bir durum var. Genel olarak dershanelerde gördüğümüz şey şu. Parayı ve reklamı aslında kazanan öğrenciler üzerinden yapıyorlar ama kötü sınıflardan doluşturup öğrencileri buradan para kazanıyorlar. Arkadaşlar, sizin orada olmamanız lazım. Siz orada kazanamayabilirsiniz. Ama kazanabilirsiniz de. Bak, iki ihtimal hala var değil mi? O zaman ne? Dershane aslında sonuca direkt olarak etki etmiyor. Sizin başarınıza etki eden direkt şey sizin çalışmanız. İşte bunu da kendi kendinize öğrenmelisiniz. Dershane mevzusunu geçtikten sonra özel ders. Arkadaşlar, ben kendim de şu an üniversitede okuyan biri olarak özel ders veriyorum. Ve özel ders veren birisi olarak söyleyebilirim ki özel ders verme ve alma şekilleri velilerin ve öğrencilerin çok yanlış. Şimdi ben
Mantığı size anlatayım. Normalde YKS sürecinde bir öğrenci mesela matematikten başladı diyelim. İşte bilmem kaç konu olsun 40 konu var. Bu 40 konunun sen diyelim 25'ini hallediyorsun, tamam mı? Zaten lise bilgilerin yeterli. Oralardan ekstra ders almana gerek yok. Bu 25 konu sana tekrar anlatılıyor. Hem dershanede anlatılıyor bu, hem de özel derste anlatılıyor. Sizin bu tuzağa düşmemeniz lazım. Yapmanız gereken şey şu. Diyeceksiniz ki, abicim ben özel ders almak istiyorum ama benim şu konularım eksik. O sizin özel ders almak istediğiniz arkadaşla ne yapacak? Gidecek sizin eksik olduğunuz konulara. Çalışacak, gelecek, dersini anlatacak, ondan sonra gidecek. Siz de bu şekilde tamamen eksiklerinize yönelik bir çalışma yapmış olacaksınız. Boşuna bildiğiniz şeyleri tekrar dinlemek için para ödemeyeceksiniz. Özel ders böyle alınır arkadaşlar. Eğer karşınızdaki de diyorsa size, işte ya ben böyle ders vermiyorum, ben matematiği baştan girerim, sonundan çıkarım, böylesi daha faydalı olur falan diyorsa, arkadaşlar hop dur diyeceksin. Ben başkasıyla anlaşırım diyeceksin. Bu şekilde. Dershane ve özel ders mevzusunu geçtikten sonra size şimdi bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Evde kendi başına çalışan arkadaşlarımın uygulayabileceği tavsiyeler. Şimdi arkadaşlar, bu sürecin başından sonuna kadar kendinizle baş başa kalacağınız için çok önemli olan bir olay var. Şuraya videosunu koyacağım. Elinizdeki imkanları nasıl değerlendirirsiniz? Elinizdeki imkanlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü herkesin imkanı aynı değil. Herkes bu sınavı farklı şekillerde kazanıyor. Siz de elinizdeki imkanlara göre stratejiler uydurup bu şekilde sınava hazırlanmalısınız. O yüzden elinizdeki imkanları kullanmayı önce bir öğrenin. Ondan sonra size vereceğim ilk tavsiye, kendinize müfredat oluşturun arkadaşlar. Bu müfredat ne işe yarayacak? Şimdi bunu açıklayayım. Müfredat dediğimiz şey şu. Şimdi siz lise boyunca mesela okula gittiniz diyelim. Bu okula gittiğinizde öğretilecek şeyler önceden belli değil mi? Aynen sizin de bunu yapmanız lazım. Öğreneceğiniz şeyleri daha önceden planlayın ve kendinize özel planlayın. Gidip de bir matematik kaynağının ön sayfasını açıp içindekileri sırasıyla bitirmeyin mesela. Yapmanız gereken şey şu. Önce deneme analizi yapın. Bir tane deneme olun. Birkaç tane ard arda da olabilirsiniz. Çok iyi olur. Yapamadığınız soruların hangi konulara ait olduğunu ve hangi konularda yoğunluk olduğunu belirleyin. Hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor değil. Herkesin bildiği bazı şeyler var. O bildiğiniz bazı şeyleri tekrar çalışmayın arkadaşlar. Vakit kazanın. İşte bunu yaparak dershaneye ve temel liseye veya özel okula giden arkadaşlarınızın önüne geçebilirsiniz. Neden? Benim gördüğüm kadarıyla hiç kimse bu kadar spesifik eğitim vermiyor, veremez. Kimse size özel olarak bildiğiniz şeyleri tekrar anlatmayayım demiyor. Hepsini tekrar tekrar size anlatıyorlar ve sizin vaktinizi çalıyorlar. Sizin yapmanız gereken şey evde kendiniz çalışırken bildiğiniz şeyleri atlamak ve bilmediğiniz şeyler üzerinden mükemmel bir müfredat hazırlayıp her seferinde her çalışma masasına oturduğunuzda ne çalışacağınızın önceden belli olması. Ve o kadar esnek bir plan yapmalısınız ki mesela bundan 1-2 ay sonrasında ne çalışacağınız yaklaşık olarak belli olmalı ama aynı zamanda çözdüğünüz denemelere göre de şekillenmeli. Yani bir ay sonra diyelim başka bir konuyu unuttun diyelim. Bir yıl önce yazdığın müfredat bunu karşılayamaz ki. O yüzden ne yapacaksın? Aynı zamanda destekleyeceksin denemelerle birlikte. O anlık son 10 denemenin ortalamasını alacaksın mesela. Müfredatına biraz daha eklemeler yapacaksın. İşte diyeceksin ki ben istatistiklerden sıkça yanlış yapmaya başladım. Şu konuyu bir tekrar hatırlayayım. Hemen istatistikleri ekleyeceksin öne. Bu şekilde müfredatını gerçekleştireceksin. Diğer bir mevzuya gelelim arkadaşlar. Az önce deneme çözmekten bahsettim. En önemli mevzulardan biri deneme çözmek. Bu deneme çözmek için size bir tavsiye vereceğim. Şimdi bu dedik ya, dershaneler, işte eğitim kurumları falan filan. Arkadaşlar bunların en güzel özelliklerinden birisi rekabet ortamı oluşturması. Yani siz yanınızda YKS'ye hazırlanan arkadaşlar, sizin gibi böyle ders çalışan arkadaşlar gördükçe siz de gaza gelirsiniz. Herkesin doğasında var. Şimdi böyle bir ortam olduğu zaman sizin burada deneme çözmeniz çok mantıklı. O yüzden deneme anlaşması yapan kurumlara yönelin. Gidin onlara deyin ki ben her hafta denemelere geleceğim. İşte bunun ücreti nedir? Hemen verelim ücretini. Ondan sonra her hafta denemelere girin orada ve oradaki insanlarla kendinizi kıyaslayın. Bunu yapmanız sizin çok faydanız olacaktır. Hem sınava hazırlanırken nerede olduğunuzu da görmüş olursunuz. Hem de rekabet insanı dinç tutar. Onun dışında çok önemli bir mevzu daha var arkadaşlar. Konu çalışmasını nereden yapacağım? Şimdi bunu nereden isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz paranız çoksa hepsini özel ders alıp hepsini de halledebilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, bence YouTube'da her şey var şu anda. YouTube'a girin ve en iyileri izleyin. En iyi konu anlatım çalışmaları bence özet olanlar, çok hızlı anlatılanlar. Hatta arkadaşlar TYT Sosyal'de bizim konu özetlerimiz var. Aslında TYT Türkçe'de falan da var. Devamı da gelecek. Bu konu özeti olayını iyi bir kavrayabilirseniz, konu özetlerinden çalışmayı, bu şekilde aslında çok çok hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Çünkü direkt olarak sınava yönelik hazırlıyoruz bunları. Yani sadece soru çözmek için hazırlıyoruz. İçinde soru çözmek için gerekli olan tüm bilgiler olan PDF'ler düşünün. Bunlar var. Aşağıya da linklerini koyacağım zaten. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu YouTube mevzusunda da aslında şöyle bir şey dikkat etmek lazım.
konu çalışması yaparken hani müfredatımızı belirleyelim dedik ya. Şimdi bu müfredatı belirlerken aslında YouTube'da izleyeceğiniz videoları da belirleyebilirsiniz. Ne yapacaksınız? YouTube'a gireceksiniz, bakacaksınız ben biyolojiyi nereden çalışmalıyım, nereden çalışsam daha iyi olur. Arkadaşlarınıza soracaksınız, bulacaksınız güzel bir yer. Güzel bir yeri bulduktan sonra videoları sıraya dizeceksiniz. Hangi videoyu ne zaman izleyeceğiniz, hangi boşluk vaktinde izleyeceğiniz belli olacak. Bunları belirlemezseniz YouTube'a girersiniz, biyoloji... Karşınıza ne çıktı? İşte her şey çıkabilir. Onu da belirleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü YouTube çok tehlikeli bir yer aynı zamanda. Vaktinizi çok alabilir. O yüzden önceden belirleyin. Yani aslında YouTube'u da müfredata ekleyin. Şimdi sizi kapanışı yaparken birkaç tavsiye vermek istiyorum. Yanınızdaki insanlar çok önemli arkadaşlar. Dershaneye, okula veya nerede olursanız olun. Yanınızdaki insanlara çok dikkat edin. Yanınızdaki insanlar kötüyse sizi de aşağı çekerler. Oturup iki test çözemeyen insanların arasında dershanedeyim diye, özel okuldayım diye kendinizin sınavı kazanacağını hiç düşünmeyin. Bütün süreç boyunca evde çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. Ne yaptığınızı çok iyi bilin. Bilenlerden tavsiye alın. Yaşınız daha küçük olduğu için, tecrübeniz daha az olduğu için bilenlerden tavsiye almanız sizin için çok faydalı olacaktır. Ve öğrenene kadar da yanlışı yaptığınızı fark etmediğiniz için aslında tehlikeli bir durumdasınız. Evet arkadaşlar, bugün sizinle dershane, özel okul, özel ders gibi hizmetlerin ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar gereksiz olduğunu tartıştık. Bunlardan sonra da evde çalışan arkadaşlarıma bazı tavsiyeler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız bizi kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz. Sürekli oralarda da içerikler üretiyoruz. Telegram, Discord, Instagram gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.